BTC Haber TV'den selamlar. 30 Nisan 2024 Salı gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Hong Kong'da Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri resmi olarak işlem görmeye başladı. İlk arz döneminde spot Bitcoin ETF'lere 121 milyon 425 bin dolar, spot Ether ETF'lere ise 20 milyon 450 bin dolarlık giriş oldu. Böylece Hong Kong piyasası toplamda 142 milyon dolar toplasa da ilk gün sadece 5 milyon dolarlık hacim yaptı. ABD spot ETF'leri ilk gün 4 milyar dolarlık hacim gerçekleştirmişti. ABD demişken spot Bitcoin ETF'lerin en güçlü ismi BlackRock haftanın ilk işlem gününde yine sıfır çekti. Böylece iBit 4 işlem günü üst üste net para girişi veya çıkışı kaydetmemiş oldu. Öte yandan piyasalardaki toplam para çıkışı ise 29 Nisan pazartesi günü itibariyle 51 milyon 530 bin dolar olarak gerçekleşti. Spot ETF verileri trendin sona ermesi olarak yorumlandı. ETF'lerdeki trendin sona ermesi ise Bitcoin'i olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eylül ayından bu yana pozitif aylık kapanış yapan Bitcoin de seri bitmek üzere. BTC bugünü 71.280 doların altında kapatırsa 7 aylık seri sona erecek. Gün içinde 62.000 doların altına kadar sarktığını hatırlatalım. Öte yandan MicroStrategy Bitcoin almaya devam ediyor. 2024'ün ilk çeyrek bilançosunu açıklayan şirket bir önceki yıla kıyasla %5 zarar ettiğini duyurdu. Fakat bu zarara karşın MicroStrategy 7.2 milyon dolar karşılığında 122 Bitcoin daha satın alarak varlıklarını 214.400 BTC'ye çıkardı. Bugün bir önemli veri de Avrupa kıtasından geldi. Euro bölgesi enflasyon oranı beklentiler dahilinde %2,4 olarak açıklandı. Önceki veri ise %2,41'di. 3.300 doları bir türlü aşamayan Ethereum, satış baskısı ve Bitcoin'deki geri çekilmeye yenik düşerek 3.050 dolar bandına kadar yaklaştı. Ethereum'da olumsuz senaryoda destek seviyeleri sırasıyla 3.000, 2.750 ve 2.534 dolar, olumlu senaryoda direnç seviyeleri ise 3.294, 3.625, 3.692 dolar olarak takip edilecek. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Hoşça kalın.